sanık Fatih Rüşü Zorlu. Böyle saatinden evvel ilçileri, seçim ilçilerini ilan etmişsiniz, ettirmişsiniz. Efendim? Radyoda. Radyonun vazifelerinden biri de memleket dahilinde olan olayları efkar-ı umumiye bildirmektir. 1950'den beri radyonun seçim zamanlarında aynı şekilde neşriyat yaptığı malumdur. Biz de 27 Ekim saat 2.30'dan sonra bu neticelerin neşrine başlamaya hükümet olarak karar verdik. Yüksek Adalet Divanı'nın çalışmalarını açıyor. Adnan Menderes ve Ethem Menderes. Evet. Mektup hakkında Mehmet Paşa diyor ki ihtilal olacak bir gün. Maalesef ikinci bir kalp krizi geçirdi. Burası Türkiye Radyo Yayın Postaları. Değerli dinleyiciler, yatsıya da saatini açıyor. Müsaade ederseniz abi, yün ceket diyor. Yün ceket de giymişti. Yere düşmek ve cevher sabit olmaz kanun kıymetten. Bu kadar daha uzak. Davamı takip etmek için avukat henüz elde edemedi. Bu duruşmanın gelen diğer dava duruşmaları sonuna bırakılmasına ittifakla karar verdi. Köpeğin beslenme parası olarak çiftliğe bir şey ödemiş miydi? Cesedi göndermiş olsaydı ceset yerine vasıl olmazdı. Kabir açıldı, kabir içinde topraklara karışmış kemikler gördük. Bu davanın adı yakıştırma davası. Yüksek Mahkeme şu kararını verdi. Türkiye radyo ile tanıştığında Cumhuriyet 4 yaşındaydı. Finansal desteği kurucusu ve genel müdürü olduğu İş Bankası sağladı. Radyo, Celal Bayar'ın girişimiyle yayın hayatına başladı. Ancak kuruluşundan 33 yıl sonra Demokrat Partili arkadaşlarının yargılama konusu oldu. Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu'nun da aralarında olduğu 9 kişi sözde propaganda yapmakla suçlandı. ...17 Şubat 1959'da Londra'daki uçak kazasında hayatını kaybetmeseydi... ...Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık da sanık olacaktı. O dönem Fatih Rüştü Zorlu radyodan sorumlu devlet bakanıydı. 3 ay süren görevi nedeniyle 3 yıl sonra yargılanacağını bilemezdi. Davanın en önemli konusu 1957 seçimlerinin radyoda seçim sonuçlarının ilan edilmesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü buna karşıydı. Öyle ki seçimden bir gün önce seçim kuruluna müracaat etti. Halk Partisi'nin müracaatına rağmen Ankara Seçim Kurulu'nun radyo neşriyatını durdurmak hususundaki talebi reddetmiş bulunduğudur. İnönü telefonda bana seçim neşriyatının yapılmaması hususunda talepte bulundu. Kendilerine kanunun hangi maddesi mucibince dedim. Yanındaki bir zata dönmüş olacaklar. Telefonda hangi maddesiydi diye sorduğunu duydum. Başka bir zat telefona geldi ve dedi ki seçim kanunun umumi hükümleridir dedi. Ben de kendisine bizim bildiğimize göre radyo daima bu neşriyatı yapmıştır. Binaenaleyh yapmasında bir mahsur yoktur. Biz neşriyatı zaten 2.30'dan sonra başlayacağız. Binaenaleyh 9 saatlik bir seçim devresi içinde 6.5 saati geçtikten sonra seçim neticelerinin bildirilmesi her tarafta bildirildiğine göre ne kanuna muhaliftir ve hatta kanunun icabatındandır. Çünkü kanunun 34. maddesi sandıklarda seçim bittikten sonra seçimin duvara asılmak suretiyle ilan edileceğini bildirir dedim. Sandıkta, radyoda değil, orada. İnönü, peki ama siz yine neşretmeyin dedi. Bunun üzerine dedim ki bu bir hükümet meselesidir. Size seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna müracaat etmenizi tavsiye ederim dedim. Biz 2.30'da başlayacağız dedim. İnönü telefon ettiği zaman henüz ilana da başlanılmamıştı.
Ve 2:30'da biz ilanlara başladık. Yapılan ilanlar parti tefrik edilmeksizin hangi parti kazandıysa o parti ilk önce okunmak üzere ve sandıkta reylerin tamamıyla toplanmış, tasnifi bitmiş, neticelere ait olduğu da ilan edilmek suretiyle neşredilmeye başlandı. Radyo ile ilanda bir mahsur yoktur, hatta sarı hüküm vardır diyorsunuz. Halbuki sarı hüküm olsaydı Yüksek Seçim Kurulu öyle bir karar vermezdi. Arz edeceğim. Yok. Var mı bir sarı hüküm, söyleyin bize hangisi? Vardı efendim. Çünkü 34. madde neticelerin ilanını bildirmektedir. Nerede ilanını? Sandıkta. Sandık açıldıktan sonra duvara yapıştırmak suretiyle ilanını bildirmektedir. İşte orada. İlan edilmeyeceğine dair de bir kayıt yoktur. Çok partili siyasi hayata geçiş radyo yayınları içinde milat oldu. Zira artık sadece iktidar değil, aynı zamanda muhalefet de vardı. Demokrat Parti iktidarının ilk 4 yılında geleneksel radyo yayınlarının dışına çıkılmadı. Dış politika ağırlıklı konular aktarıldı. 1954'ten itibaren hükümet icraatlarının ele alınması muhalefet cephesinde rahatsızlığa neden oldu. İç politikaya ait olan neşriyat da radyo gazetesinde mevcuttur, ancak burada mevzuata dayanılarak söylenilen iç politikaya şahidin söylediği iç politikaya ait bir şey yoktu dediği zamanlar esasen memleketin içinde bir iç politikanın mevcut olmadığı zamanlar idi. Şöyle ki muhalefet mevcut değil, partiler mevcut değil, gazeteler şey yapmaz, iç politikadan bahseder, bahislerde kalem yürütmezler, neşriyat yapmazlar. Bu halde iç politikaya ait olmak üzere radyo gazetesinde bahsedilmek lüzumu kendiliğinden gayri mevcut addedilmek lazımdı. Radyo olarak bilinen propaganda davası 28 gün sürdü. Dosya, anayasayı ihlal davası ile birleştirildi. Adnan Menderes'e verilen idam kararının gerekçelerinden biri oldu. Turizm Umum Müdürü Altemur Kılıç ise beraat etti. Anayasayı ihlal suçundan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 146/1 maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Usta bir müzakereci, genç yaşında Lozan Konferansı'na katıldı. Hatay ve Montreux'de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Türkiye'nin egemenliğinde etkin rol oynadı, Atatürk'ün takdirine mazhar oldu. İsmet İnönü'nün en çok güvendiği isimlerden biriydi. Öyle ki 2. Dünya Savaşı'nın ortasında onu Dışişleri Bakanı yaptı. İkna yeteneğini kullandı. Baskılara rağmen Türkiye'yi savaşın dışında tutmayı başardı. O gün ortaya koyduğu aktif tarafsızlık kavramı bugün hala geçerli. Numan Menemencioğlu, Türk dış politikasında söz sahibi isimlerden biriydi. Ancak öldükten 2 yıl sonra adı, emekli konsolos Hulusi Tamer'in şikayetiyle örtülü ödenek dosyasına girdi. Hariciyenin mütemadi ısrarı üzerine orada Paris'te bir siyasi mahsuru dahi vaziyetin tahassül ettiğinden kendisini oradan çekmekle beraber bir devleti temsil eden büyük elçinin orada bir takım borçları yüzünden takibata maruz kalması hususundaki mahsurlar mütalaa olunarak uzun müracaatlardan sonra bu şeyi kumar borcu olduğunu bilmiyoruz beyefendi. Hayır, öyle söylüyor, ihbar öyle. Onun söylediğini bilmiyorum. Evet. Öteye biriye borçlanmış olduğunu biliyoruz. Devletin haysiyetini korumak maksadıyla kendisini elçilikten aldık. Borcu da ödendi zannediyorum, fakat hariciyenin mütemadi ısrarı üzerine olmuş. Yaşında topyekün en üst düzeye Atatürk tarafından atanabilmiş
ve her yönüyle de arka çıkılmış ve güvenilmiş bir şahsiyettir. Türkiye'nin o tarihlerde yaşamış olduğu kritik önemdeki toplantılar veya de müzakereler varsa bunların hepsinin içinde Numan Menemencioğlu'nun ismine rastlıyorsunuz. Mesela Lozan'da var. Neden? Bir yandan zaten İsviçre'de okumuş, Lozan Üniversitesi mezunu. Diğer tarafta 5 tane dili var ama yabancı dillere inanamayacağınız kadar hakim. Ama bunun dışında hukuk bilgisi gayet güçlü. Lozan'dan başlayarak. Ama mesela Montreux'de Hatay konusu ortaya atılırken, yani nereye de baksanız Atatürk bütün o kritik toplantılarda kendisine yer vermiştir. Ne için olduğunu o anda ben bilmiyordum tabii. 70 bin lira Paris Büyükelçiliğimize gönderilecektir denildi. 70 bin lirayı Merkez Bankası'na yatırdık. Oradan Fransız frangı olaraktan 70 bin lira gitti. Ondan sonra da ikinci bir müracaat üzerine tekrar... Ne kadar takriben aralarındaki fasıla? Aralarında uzun bir zaman geçmedi. Muhtemelen yıl içerisindeydi. 35 bin lira kadar daha bir miktarın gönderildiğini hatırlıyorum ki Cemal Yök'ün hafızamda kaldığına göre 105 bin liradır. Menemencioğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndan sonraki durağı Fransa'ydı. 12 yıl Paris Büyükelçisi olarak görev yaptı. Portekiz Elçiliği de 7 yıl boyunca ona emanetti. Numan Menemencioğlu sayesinde Türk-Fransız ilişkileri güçlendi. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'le de yakın ilişki kurdu. Fransızlar için tarihi öneme sahip Lamballe Şatosu bu sayede Türk toprağı oldu. De Gaulle ilişkilerinde de, yani bunu okuduğunuz zaman arşive inip oradaki yazışmaları, De Gaulle'ün kendisine karşı ciddi bir saygısı olduğunu da orada net bir biçimde görmek mümkün. Dolayısıyla bir pazarlığa oturuluyor. Ankara'daki biliyorsunuz Fransız Büyükelçiliği Ankara'da güzel bir yerdedir. Onun arsası Fransızlara Büyükelçilik için devredilirken Lamballe Şatosu da Türk Büyükelçiliği olarak bize bırakılıyor. Ve o kadar ileri gider ki o iş, Lamballe Şatosu'nda Fransız tarihini de aynı zamanda temsilen barındıran çok önemli eserler var. Böyle bir eseri o tarihte De Gaulle'u ikna ederek Türkiye Cumhuriyeti toprağı haline dönüştürebilmiş olması o dahi helal olsun dedirtiyor. Numan Menemencioğlu 1957'de Demokrat Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. 4 ay sonra hayatını kaybetti. Ölümü sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok konuşuldu. Devlet töreniyle toprağa verildi. Borçlarının bir kısmı da 1964'ün Temmuz'unda İnönü hükümeti döneminde meclisten çıkarılan kanunla ödendi. 1957'de örtülü ödenek bütçesi neredeyse %100 artırıldı. Sebebi başta Amerika olmak üzere yabancı gizli servislerin Türk ajanlar üzerindeki etkisini kırmaktı. İstanbul'daki soruşturma ve eğitim teşkilatında çalışanlar adeta maaşa bağlanmıştı. Menderes ve Korur gizli oturumda buna nasıl son verildiğini açıkladı. Şimdi bu işin esası örtülü ödenek. Eğer bir kastım olsaydı bu örtülü ödeneğin 24 milyonunu da ben doğrudan doğruya kasama alır, 10 milyonunu sarf eder, 14 milyonunu zimmetime geçirir. Böyle davulla zurnayla Ahmet'i, Genya'yı, Yıldırım'ı bilmem neyi vasıta etmek suretiyle bankalara, her tarafa vesikalar şey yapmak suretiyle yapmaz. Gereği görüşüldü. Örtülü ödenek davasında Başbakan Adnan Menderes 15 yıl 2 ay hapse mahkum oldu. Zimmete geçirilen miktarın ödettirilmesine. Ayrıca para cezası da verildi. İdam edildikten sonra mahkeme paranın peşine düştü. Menderes ailesi yüklü bir kısmını ödedi. Kalanı 1963'te çıkarılan kanunla devlet harcaması kabul edildi. Ahmet Salih Korur'a ise 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.
iktidara karanlık ağzına sebep olan İsmet Paşa'nın Büyük Millet Meclisi kürsüsünden vatandaşı bu kanuna karşı gelmeye zorlayacağım. Teşvik edeceğim. İsmet Paşa diyor ki ihtilal olacaktır diyor. Bizim de dışımızda olacaktır diyor. Ordu sizinle beraber değildir diyor. Hayır İsmet Paşa. Bu sözler şöyle söylemiştir. O günde mecliste şartlar tahakkuk ederse ihtilal olur. Ve bu ihtilal, bu ihtilali yapan milletin hakkıdır şartlar tahakkuk ederse. Bu gayet tabii her zaman söylenir. Bugün de şartlar tahakkuk ederse ihtilal olur. İsmet Paşa'nın söylediği bu. İsmet Paşa ihtilal olacaktır dediği anda bunun üzerinde durmak lazım gelir. İşin samimi olanı İsmet Paşa'nın ehemmiyetli sözleri üzerine örgü idare kararını almış olması. Darbeden 39 gün önce İsmet İnönü'nün ihtilal olacaktır sözleri olayların fitilini ateşledi. Mecliste başlayan gerilim üniversiteleri harekete geçirdi. İstanbul ve Ankara'daki protestoların hedefinde hükümet vardı. Bu iki şehirde de sıkı yönetim ilan edildi. Yassıada da en uzun sürecek davanın adı üniversite olaylarıydı. Sıkı yönetim kararı Bakanlar Kurulu'nun yetkisindeydi. Amaç kamu düzenini sağlamaktı. Kurul üyeleri bu yetkisini anayasadan aldığı hakla kullandı. Ancak iddianamede bakanlar anayasayı ihlal etmekle suçlandı. Bir suç mevzu olamaz. Çünkü idari ülfiye kararı hükümetin ve teker teker her bakanın müşterek bir şey halinde, karar halinde anayasanın kabul ettiği bir müesseseye karar vermiş olmasıdır. Bu anayasaya müsteriden vermiş olduğu idari ülfiye kararını hatta mahiyetine ve esasına Büyük Millet Meclisi de müdahale etmez. Anayasanın hükmüne göre ancak onun müddetine müdahale edilir. Diyorum ki, aldığınız kararlar evet. Ve hükümetin umumi siyaseti memleketi badireye sürüklerse gene cezai mesuliyet mevzu bahsi olmayacak mı? Mesela misal müsvedilebilir. Hayır, şu böyle umum olarak ifade umumi ediyorum. Olarak misal da sonra gelecek. Demek şu halde müşterek mesuliyet asla cezai mesuliyet demek değildir. Müşterek mesuliyet, cezai mesuliyet anayasandaki 46. maddesindeki müşterek mesuliyetin gerek nazariyatta, gerek dışarıda ve gerek bizdeki tatbikatında ancak siyasi mana taşıdığını peki. Ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir mesuliyeti siyasiye mahiyeti taşıdığını, devam. Cezai mahiyet taşımadığını arz etmek istedim. Devam edelim. Mecliste kavgalar bir hayli zamandır had bir safhada devam edip durmaktaydı. Dahiliye vekili bütün yurt satında geniş bir menfi propaganda yayılmış olmasından ve aynı zamanda bir Rus radyosu olan bizim radyo namıyla neşriyat yapılarak memlekette büyük tahrikler meydana getirilmekte bulunduğundan, halkın ayaklanmaya teşvik edildiğinden sık sık bahsetmekteydi. 27 Nisan günü mecliste gene kavgalar cereyan etti ve muhalefet lideri ihtilalden de bahsetmek suretiyle bir konuşma yaptı. Ve bunun üzerine büyük kavgalar çıktı. Bu kavgalar cereyan ederken başvekil mecliste yukarıda hükümeti toplantıya davet etti. Hadiselerin bu şekilde meclisten dışarıya intikal etmesi ihtimalleri üzerinde duruldu. Ve arkadaşlar bu şeyler üzerine, hadiseler üzerine bir arkadaşımız hadiselerin büyüyüp yurt satına yayılması ihtimalinden bahsederek örfi idarenin ilanının münasip olacağını teklif etti. Kuvvetli ve fiili ve de hadiseyi, vuku müeyyed hadiselerin zorunlu halinde tatbik edilmek üzere başvekile yetki verildi. Kalbi yorgundu. Buna rağmen vazifeye günlerdir tutsak olduğu ada şartlarında hazırlanıyordu. İddianamede 12. sıradaydı. Bakan arkadaşları anayasayı ihlal etmedik dedi. 17 Şubat 1961 tarihli 15.45'te başlayan 3. celsede söz sırası artık Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Lütfi Kırdar'daydı. Selahiyet kanunu çıkmış, kavgalar olmuş, İstanbul'da üniversite hadisesi olmuş. O günde, son 29 günde Ankara'da üniversite hadisesi olmuş. Bunları hep birden bana şöyle böyle anlattılar. Hakikate de vakıf olamadan teessüründen maalesef ikinci bir kalp krizi geçirdim. Gece yarısıydı. Ne bak hangi tarihte? Hangi tarihte ikinci kalp krizi? Hangi ya Mayıs'ın yani geldikten iki gün sonra ya Mayıs'ın biri ya ikisiydi efendim.
Şimdi şu kulaklığı almalısınız. Ne maksatla davet ettiniz Sadi Irmak'a? Efendim, biraz İstanbul, bilhassa İstanbul olaylarından çok merak ediyordum. İstanbul olayları hakkında malumat alayım diye. Bana o akşam gerek Sadi Irmak, gerekse Hasan Ali Yücel biraz malumat verdiler. Elbette ki müteessir oldum. Öteden beri bilhassa devlet ve millet hizmetinde yetiştiğim için çok üzüldüm ve nihayet istifaya karar verdim. Hatta onlara söyledim. Onlar mani olmak istediler. Sen teklif bir vekaletin başındasın ve görüyoruz gayet tarafsız çalışıyorsun. Senin istifanı icap ettirecek bir şey yoktur. Tarafsız mümkün mü tarafsız? Demokrat Parti kabinesinde yer alıp da tarafsız çalışmak mümkün mü? Müsaade buyursanız onu arz edeyim efendim. Müdafaası kabil mi? Arz edeyim efendim. Evet. Ertesi günü istifalarımı hazırladım. Bir iki gün doktorlardan müsaade aldım. Bu 14 Mayıs olduğunu hatırlıyorum iyicene. Başvekiyle görüşmek, gerek Avrupa seyahati hakkında, gerekse eşitliklerim hakkında biraz konuşmak. Aynı zamanda zaten maddeten sarsılmıştım. Kalp krizi geçirmiştim, ikinci krizi. Böyle üzücü şeylere de mukavemet edemeyeceğimi arz ederek beni mazur görmesini ve istifamın kabul etmesini rica etmeye karar vermiştim. İstifayı tafsilatlı yazarak yazıyla bildirmek mümkün değil mi? Mutlaka efendim, başbakanı aramaya lüzum yok. İstifa kararı ciddiyse ve onda sebat ediyorsanız biraz tafsilat vererek pekala istifayı yazı olarak bildirmek mümkün. Ailece toplandık. Yaşım 70'i bulmuş. Hatta 71'e girmişti. Çocuklarım yetişmiş. Zaten maddeten sarsılmıştım. Manen de bu üzücü saatim buna daha devama müsait değildir. 24'te başvekalete gittim. Yalnız istifamdan bahsettim. Kendisi de kabul etti istifamı. Veda ettim, ayrıldım. Tam 24'te. Evin en küçüğü Üner aile toplantısında yoktu. Görevi dolayısıyla yurt dışındaydı. Babasıyla son görüşmesi darbeden bir ay önceydi. Dışişleri'nin genç memurlarındandım ve Londra'ya yeni tayin olmuştum. Londra'ya gideli 2 ay falan olmuştu. Hatta babam Paris'e gidişinden sonra Almanya'ya uğruyuşunda gittim kendisini. Son görüşümde oradadır. Oraya döndükten sonra eşim ve çocuğumun geldiği gün İstanbul'dan ertesi günü darbe oldu. İstifayı verdiniz. Verdim efendim. Evet. Yalnız istidraden şunu da arz edeyim. İstifamı hangi tarihte vereceğimi bilemediğim için, çünkü kendisi sanki zannediyorum ki tarihsiz oldu. Fakat 24'tü, bir ikincisi bendeydi. Müsveddesi. Ona 24 attım. Ondan biliyorum. Onu da Harbiye Mektebi'ne bizi getirdikleri zaman üzerindeki evrak vardı. Onlarda kaldı efendim. 24'te verdim ve yanında da Refik Koraltan Bey vardı. Kendisi de kabul etti. Ayrılırken iyi hatırlamıyorum ya kendileri ya Refik Koraltan Bey. Bana doktor bunu ifşa etme dediler. Bir arkadaş seçilince, ilan edilinceye kadar dediler. Ben de peki dedim. Çıktım. İsteriniz oturun. Oturun mikrofonu şeyden oturun isteriniz. Zarar yok. Bir 5-10 dakika daha durabilirim efendim. Diyorum ki 5 dakikadan fazla uzayabilir. Oturabilirsiniz. Oturarak konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Bu komisyona yetki veren kanunu tetkik ettiniz mi? Hayır. Şimdi hayır gelince hadiseler olmuş. İki üniversitede bir kaynaşma olmuş. Değil mi efendim? Sordunuz. Ne diyorlar? Böyle bir kanun çıkmış, onun için olmuş. Şu kanunu bir bakayım falan diye bir tetkik. Şimdi beyefendi, onu öğrendim az çok. İşte o gün, bu hastalığım zamanında çıkmadım ben. Zaten arz ettiğim gibi Mayıs'la 14'le bir arasında Ankara'da kaldım. Bu müddette iki arkadaşı çağırdım ki izahat alayım. Kimseden alamıyorum ben, hastayım da. Aldınız diyorum, o izahlara göre şu kanuna bir bakayım nasıl kanun diye böyle bir tetkik. Ben fazla kanunlarla meşgul olmadım. Yalnız fikir, izahat bana verdiler. Kafi geldi. İstifama karar verdim. Evet. Daha ötesi ne yapabilirim? Evet. Evet efendim. Arz ettiğim gibi gerek hürriyet işinde gerek partizanlık meselesinde katiyen olamadım ben bunları. Çünkü nihayet yarım asra yakın 48 sene devlet hizmetine yetiştiğim için bunlarla da şey etmiyordum.
Şimdi böyle... Sonunda da istifa ettim. Şimdi bütün gerek teşrii ve gerekse icrayı kararnamede zikredilen olayların birisiyle alakalı değilim. Maddeten manen. Peki buyurun oturunuz. Adnan Menderes de bu istifa meselesine şey etsin. Doğrudur söyledim. Şimdi 24'te istifa ettim diyor. 24... Mayıs'ta. Evet efendim. 24 Mayıs'ta istifa ettim. 25 Mayıs'ta yerine birisini verin, o da çekilsin geçsin yerine. Beyefendi şeyde seyahatten dönünce bir kabine değişikliği zaten düşünüyorduk. Binaenaleyh 5-10 günlük bir mesafe içinde böyle bir istifayı, münferit bir istifa olacağına toplu olarak meseleyi halletmenin daha doğru olacağı şeysiyle zannediyorum hareket etmiş olacağım. Sıhhi sebepler dolayısıyla istifatı deseydiniz, kabul etseydiniz, açığa vursaydınız ne olurdu? Beyefendi zaten ertesi günü, yani vakit yoktu zaten. 24, 25, 26... Yok beyefendi, 25'te bendeniz hareket ettim, Ankara'da değil. 24'te vermiş size. 24'te verdi, belki ertesi gün koyacaktım fakat işte o hadiselerin şeysi için. Salim Başoğul dava dosyasının dışına da çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden neden ayrıldınız sorusu onlardan sadece biriydi. Her soruya ayakta cevap vermek istedi. Ancak zaten yorgun kalbi daha fazla dayanamadı. Müsaade ederseniz biraz oturayım dedi. Bu, Kırdar'ın ölmeden önce dudaklarından dökülen son sözleri olacaktı. Cenazeyi nereden alacağız? Çünkü adadan nakli hikayesi, devlet nakledecek ve bize teslim edecek. Onu görüşmeye gittikten sonra da sorulan sorular içinde verilen şey, normal olarak gömebilirsiniz. İşte nerede, hangi camiden? Şişli Camii'nden, peki. Fakat bir şartla, o şartta nedir? Cenazesini Türk bayrağını saramazsınız. Niçin saramazsınız? İstiklal Harbi'ni yapmış, üç cepheyi sonra Cumhuriyeti kurmuş bir insanın en az layık olacağı şey Türk bayrağıyla gömülmesidir. Bir şereftir. Bu şereften mahrum etmeye ne hakları vardı? 50 bin, 60 bin kişinin cenazesine katıldığı ve sevgi gösterisiyle yaptığı hizmetlere karşı şeyinde tam gömüleceği esnada darbenin varisi gelip bizi tevkif ediyor. Tevkif etmek için mezarlığa geldiler. Bundan karşılaştık. Ömrünü vazifeye adadı. Darbe mahkemesine bile hesap vermeyi vazife olarak gördü. Ülkeye sayısız eserler kazandırdı. Vefatından 3 gün önce ise ailesine 10 satıra sığdırmak zorunda kaldığı kelimelerini bıraktı. Muhterem eşim Aziz oğlum, inşallah hep iyisiniz. Ben de iyiyim. Şimdi şu mektubu yazdıktan sonra hazırlanarak vazifeye gideceğim. Vazife diyorum çünkü yazdığınız gibi kabul etmek lazım. Bu da hizmetlerimizin bir hesap vermesi. Hayırlısı Allah'tandır. Hakikaten vicdanen çok huzurluyum, çok rahatım. Çünkü hayatımda daima yalnız dürüst değil, aynı zamanda feragatle çalıştım. Bu sıkıntılarımı kadere atfediyorum. Ne olacaksa olsun. Siz de üzülmeyin. Görüşmek için müracaat ettiniz mi? Sizi bir defa daha olsun görmek istiyorum. Bizim Faik Kırdar'dan hiçbir şey yazmadınız. Sıhhati nasıldır? Öperim. Doktor Lütfü Kırdar.